Mağlubiyeti bulunmayan birçok Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında sahte kumpas davaları açıldı. Ayrıca FETÖ mensubiyeti bulunanlar hakkında yapılan suç duyuruları ve şikayetler de sümenaltı edildi. Ama asıl bilgi iddianamenin ayrıntılarında ortaya çıktı. Askeri yargı iddianamesine göre 468 askeri hakimden 316'sının darbe girişimi sonrası sıkı yönetim mahkemelerinde görevlendirildiği tespit edildi. FETÖ'nün askeri yargı içinde %66'lık bölümü ele geçirdiği soruşturmaya yansıdı. Soruşturmalara göre 316 FETÖ mensubu askeri yargı üyesi 2009 ve sonrasındaki sınavlar ile mesleğe katıldı. Birçok ismin de FETÖ gizli haberleşme sistemi Baylok kullandığı tespit edildi. Ayrıca FETÖ mensubu askeri yargı sanıklarının 2010 yılındaki KPSS kopya soruşturmasında da isimlerine rastlandı.